Almanak TV'ye hoş geldiniz. Bu bölümde önemli bir konu işleyeceğiz. 20. yüzyılda gerçekleşen savaşlar. Savaşın kazanını olmaz ilkesiyle bilginiz olsun diye bu konuyu ekrana taşımak istedik. 20. yüzyıl savaşları başlıyor. 1898-1901 Boksör İsyanı. Boksör ayaklanması ya da Boksör Hareketi, Batı'nın 19. yüzyılda Çin üzerindeki ekonomik ve siyasi etkisine karşı çıkartılan bir ayaklanmadır. Tüm yabancıların ülkeden çıkarılması hedeflenmiştir. 1899 yılı Kasım ayında başlamış, 7 Eylül 1901'de sona ermiştir. Ayaklanma ve ayaklanmanın bastırılması sırasında binlerce isyancı, yabancı ve alt sınıf Çinli ölmüştür. ...1899-1902 İkinci Boer Savaşı. Güney Afrika'ya yaklaşık 500.000 kişilik askeri yığınak yapan Britanya İmparatorluğu, Boerleri yenilgiye uğratmıştır. İkinci Boer Savaşı, İngiltere'nin Napolyon Savaşları ile Birinci Dünya Savaşı arasında girdiği en büyük ve en pahalı savaştır. ...1904-1905 Rus-Japon Savaşı. Japonya'nın Rusya'yı uzak doğudaki yayılımcı politikadan vazgeçmek zorunda bıraktığı askeri çatışmadır. Kore ve Mançurya üzerindeki nüfus çekişmesinden kaynaklanan savaşın önemli sonuçlarından biri de bir Asya devletinin modern çağda ilk kez bir Avrupa devletini yenilgiye uğratmasıdır. 1910-1920 Meksika Devrimi. 20. yüzyılın ilk büyük devrimi sayılmaktadır. 1876-1910 arasında Meksika'yı yöneten Diaz'ın diktatörlüğünü devirmek amacıyla başlatılmıştır. 1912-1913 Birinci ve İkinci Balkan Savaşları. Osmanlı İmparatorluğu'nun Balkanlar'daki 8 Ekim 1912-10 Ağustos 1913 arasında dört devlete karşı yaptığı savaşlardır. Çatışmaların temel nedeni Bulgaristan Krallığı ile Sırbistan Krallığı'nın Balkanlar'da hızlanan yayılma faaliyetleridir. 1914-1918 Birinci Dünya Savaşı. Birinci Dünya Savaşı, 28 Temmuz 1914 tarihinde başlayan ve 11 Kasım 1918 tarihinde sona eren Avrupa merkezli küresel bir savaştır. İkinci Dünya Savaşı'na kadar Dünya Savaşı veya Büyük Savaş olarak adlandırılmıştır. Savaşın taraflarından olan Osmanlı İmparatorluğu'nda genel savaş anlamında Harbi-i Umumi, halk arasında ise seferberlik olarak adlandırılmıştır. Amerika Birleşik Devletleri savaşa girinceye kadar savaş, Amerika Birleşik Devletleri'nde Avrupa Savaşı olarak anılmıştır. 1917 Rus Devrimi. Rus Devrimi, 1917 yılında Rusya'da yaşanan ve Çarlık yönetiminin yıkılıp yerine Sovyetler Birliği'nin kurulmasıyla sonuçlanan devrimlerin genel adıdır. Şubat 1917'de yaşanan ilk devrimde Çarlık yönetimine son verilmiş ve siyasi egemenlik geçici hükümete bırakılmıştır. Aynı yılın Ekim ayında gerçekleşen ikinci devrim ise geçici hükümeti ortadan kaldırmış, demokratik seçimleri iptal etmiş ve bir Bolşevik hükümet kurmuştur. 1918-1921 Rus İç Savaşı. 1917 Ekim devriminden sonra
1918-1922 yılları arasında Bolşeviklerle muhalifleri arasında yaşanan savaştır. Savaş, Beyaz Ordu birliklerinin 1918 baharında beyaz terör saldırılarıyla başladı. Ana muharebe, Rusya-Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti'ne bağlı Bolşevik Kızıl Ordusu'yla komünizm karşıtlarının Beyaz Ordusu arasında geçti. Ancak savaşa Beyaz Ordu'ya finansal destekle silah ve asker yardımında bulunan Amerika, İngiltere, Fransa, Polonya ve Japonya'da muadil oldu. 1921 yılında Bolşevikler Beyaz Terörü ve destekçilerini yenerek tüm ülkeye hakim oldular. 1922 yılında Sovyetler Birliği kuruldu. ...1919-1923 Kurtuluş Savaşı. Türk Kurtuluş Savaşı, İstiklal Harbi veya Milli Mücadele diye adlandırılır. Birinci Dünya Savaşı'ndan yeni çıkan Osmanlı İmparatorluğu'nun İtilaf Devletleri'nce işgali sonucunda Misak-ı Milli sınırları içinde ülke bütünlüğünü korumak için 1919-1922 yılları arasında gerçekleştirilen çok cepheli, siyasi ve askeri bir mücadeledir. Batı Anadolu'da İtilaf Devletleri'nin harekete geçirdikleri Yunan ordusuna, güneyde Fransız ordusuna, doğuda Ermenistan'ın kuvvetlerine, İstanbul rejimine, sadık milislere, feodal güçlere ve ayrılıkçılara karşı savaşılmıştır. Bu mücadelenin Batı cephesi Yunan milli belliğine Küçük Asya felaketi adıyla kazınmıştır. Savaş, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla sonuçlanmıştır. Teşekkürler Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları. ...1919-1921 İrlanda Bağımsızlık Savaşı. İrlanda Bağımsızlık Savaşı veya Angola-İrlanda Savaşı, İrlanda Cumhuriyet Ordusu'nun Britanya hükümetine ve İrlanda'da bulunan kuvvetlerine karşı sürdürdüğü gerilla savaşıdır. Her iki tarafta 1921 yılında ateşkesi kabul etse de çatışmalar Kuzeydoğu bölgesinde devam etti. Daha sonra İrlanda Özgür Devleti kuruldu. Bu devlet 6 yönetim biriminden oluşuyordu. ...1919-Sovyet-Polonya Savaşı. Sovyet-Polonya Savaşı, 2. Polonya Cumhuriyeti, Ukrayna Halk Cumhuriyeti ve Sovyetler Birliği arasında Batı Ukrayna ve Belarus'un bazı bölümlerinin kontrolünü elde etmek için yapılmış bir savaştır. Sovyet Rusya ve Ukrayna Sovyeti aynı komünist liderlik altında birleşmiş olsa da teoride bağımsızlardı. Pratikte 1918 yılına kadar Sovyetler Birliği'ne bağlı kaldılar. Birlik 1922 yılında yasallaştırıldı. ...1933-1945 Holokost. Holokost, Yahudi soykırımı, Adolf Hitler liderliğindeki Nazi Almanyası döneminde Heinrich Himmler'in liderliğindeki SS güçleri tarafından işgal edilen, sınırları içerisinde yaklaşık 6 milyon Yahudinin, ki kaynaklara göre ölü sayısı değişiyor, sistemli bir şekilde öldürüldükleri soykırımdır. 1933 yılında Yahudilerin haklarının azaltılması ile adım adım başlayan felaket, sonunda Nazi hükümetinin eline geçirebildiği bütün Avrupa Yahudilerini katletmesiyle sona erdi. Bu süreç kaba şekilde 3 döneme ayrılabilir. 1. Yahudilerin haklarının ellerinden alınması ve yüksek görevlerden uzaklaştırılmaları. 2. Yahudilerin mallarının ve mülklerinin ellerinden alınması ve getolarda yaşamaya zorlanmaları. 3. Nihai çözüm. Toplanıp ölüm kamplarına götürülmeleri ve orada sistemli olarak
büyük kapsamlı bir şekilde gaz odalarında ya da farklı şekillerde öldürülüp cesetlerinin yakılması. ...1935-1936... İkinci İtalya, Habeşistan Savaşı. 1935-1936 yılları arasında İtalya Krallığı ile Etiyopya İmparatorluğu arasında meydana gelen ve Etiyopya'nın İtalyan yönetimi altına girmesiyle sonuçlanan savaştır. Birinci İtalya, Habeşistan Savaşı'nda yenilgiye uğrayan İtalya Krallığı'nın Etiyopya'yı sömürgeleştirmek için ikinci girişimi olmuştur. Genellikle İkinci Dünya Savaşı'nı hazırlayan olaylardan biri olarak değerlendirilen bu savaş, Milletler Cemiyeti'nin büyük güçler tarafından desteklenmedikçe kararlarını uygulatma gücüne sahip olmadığını göstermiştir. ...1936-1939 İspanya İç Savaşı. İspanya İç Savaşı 17 Temmuz 1936, 1 Nisan 1939 tarihleri arasında demokratik seçimle başa gelmiş 2. İspanyol Cumhuriyeti'ne sadık cumhuriyetçilerle General Francisco Franco liderliğinde isyancı bir grup olan milliyetçiler arasında yaşanmıştır. Savaşı milliyetçiler kazanmıştır ve Franco 1939'dan öldüğü yıl olan 1975'e kadar İspanya'yı yönetmiştir. Pablo Picasso'nun ünlü tablosu Guernica'yı iç savaş dönemini anlatması için yapmış ve Alman bombardımanı altında kalan Guernica kasabasında yaşanan dramı resmetmiştir. Amerikalı romancı, hikaye yazarı ve gazeteci olan Ernest Hemingway, İspanya İç Savaşı'nı yaklaşık bir yıl gazeteci olarak gözlemledikten sonra gözlemlerine dayanarak Franco'ya karşı savaşan bir gerilla grubunu anlatan kitabı Çanlar Kimin İçin Çalıyor adlı eserini yazmıştır. ...1939-1945 İkinci Dünya Savaşı. İkinci Dünya Savaşı 1939'dan 1945'e kadar süren küresel savaştır. Savaşa dönemin büyük güçleri ve dünya ülkelerinin büyük çoğunluğu katıldı ve iki karşıt askeri ittifak kuruldu. Müttefikler ve Miğfer. 30'dan fazla ülkeden gelen 100 milyondan fazla personelin doğrudan katıldığı bu topyekün savaşta, savaşın büyük tarafları tüm ekonomik, endüstriyel ve bilimsel kapasitelerini savaş için seferber ettiler. 70 ile 85 milyon ölümle sonuçlanan İkinci Dünya Savaşı, insanlık tarihindeki en ölümcül savaştı ve savaş boyunca askeri personelden daha çok sivil kayıp verildi. Milyonlarca insan soykırımdan, planlanmış açlık ölümlerinden, katliamlardan ve hastalıklardan öldü. Tanklar, zırhlı araçlar, savaş uçakları, stratejik bombardımanlar, uçak gemileri, radar ve sonar, nükleer silahların geliştirilmesi ve roketler gibi birçok savaş teknolojisi savaşta önemli bir rol oynadı. ...1945-1990 Soğuk Savaş. Soğuk Savaş, iki süper güç olan Amerika Birleşik Devletleri önderliğindeki Batı bloğu ile Sovyetler Birliği'nin önderliğindeki Doğu Blok ülkeleri arasında 1947'den 1991'e kadar devam etmiş olan uluslararası siyasi ve askeri gerginliktir. Soğuk Savaş dönemi Amerika liderliğindeki Batı dünyası ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin önderliğindeki Komünist Blok arasındaki dünya üzerinde geniş bir nüfusu etki etmesine verilen isimdir. Soğuk Savaş döneminde NATO, Batı İttifakı olarak biliniyordu. Batı bloğu, NATO üyesi ve üyesi olmayan, Amerika ile müttefik olan, kapitalist ve antikomünist ülkelerden, Doğu bloğu ise Varşova Paktı'na üye olan, komünist ve
bu pakta üye olmayan diğer komünist ülkelerden oluşuyordu. ...1946-1954 Birinci Çin-Hindi Savaşı. Birinci Çin-Hindi Savaşı ya da Fransa-Vietnam Savaşı, 1946 ile 1954 yılları arasında Fransa ve destekçileri ile Kuzey Vietnam ve destekçileri arasında Çin Hindi'nde meydana gelen savaştır. 1954'teki Cenevre Konferansı sonucunda Fransa, Vietnam, Kamboçya ve Laos'tan çekilmiş ve bu devletler bağımsızlıklarına kavuşmuş, Vietnam 17. enlem sınırı olmak üzere kuzey ve güney olarak ikiye bölünmüştür. 1948 İsrail Savaşı, Arap-İsrail Savaşı olarak da bilinir. Savaş, Osmanlı İmparatorluğu'nun çökmesinden sonra ortaya sınırlarla ilgili hırslardan doğan politik ve milliyetçi çatışmalarla başladı ve yıllar içinde geniş çaplı bölgesel Arap-İsrail Savaşı'na döndü. 1973 yılındaki Yom Kippur Savaşı sonrasındaki ateşkesle geniş çaplı çatışmalar sona erdi ve savaş lokal İsrail-Filistin Savaşı'na döndü. 1946-1949 Yunan İç Savaşı. Osmanlı Devleti'nden bağımsızlığını kazandıktan sonra Yunanistan'da anayasal monarşi kuruldu ve bu ülke 2. Dünya Savaşı'na kadar sürekli bir devrim ve karşı devrim süreci içine girdi. 1946-1949 yılları arasında Yunanistan'ı siyasi istikrarsızlık içine iten, etkileri 1955 yılına kadar hissedilen ve temelde sağ-sol mücadelesi olan savaştır. 1950-1953 Kore Savaşı. Kore Savaşı 1950-1953 yılları arasında yapılan Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki savaştır. Soğuk Savaş'ın ilk sıcak çatışması olmuştur. Savaş, Amerika ve müttefiklerinin daha sonra da Çin'in müdahalesiyle uluslararası bir boyut kazanmıştır. Kore Savaşı sonunda Kore'nin bölünmüşlüğü korunmuş ve bugüne kadar gelen birçok sorun miras kalmıştır. Savaş 1953 yılında fiilen bitmesine rağmen 2009'da Güney Kore ve Kuzey Kore arasında imzalanan ateşkes anlaşmasına kadar resmen devam etmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 30 Haziran 1950 tarihli oturumunda verilen karar çerçevesinde Kore'ye asker gönderdi. Kore'ye asker gönderme fikri hali hazırdaki hükümetin politikası gereği artan Sovyet-Rusya tehdidine karşı NATO'ya üye olabilmek için bir fırsat olarak görüldü. 1952 Mao Mao İsyanı. Mao Mao İsyanı ya da Mao Mao Direnişi 1952-1960 yılları arasında İngiliz Kenya kolonisinde bağımsızlık amacıyla gerçekleştirilmiş, Kenya Kara ve Özgürlük Ordusu ile İngiliz yetkililer arasındaki bir savaştır. Mao Mao İsyanı, Kenya'daki Avrupa sömürge topluluğu ile metropol arasında bir anlaşmazlık yarattı. Ayrıca Kikuyu topluluğunda da şiddetli bölünmelere sebep oldu. İsyanı bastırmak İngiltere'ye 55 milyon sterline mal oldu. 1954-1962 Cezayir Bağımsızlık Savaşı. Cezayir Bağımsızlık Savaşı, Cezayirli Müslüman Araplarla Avrupalı Cezayirliler arasındaki sürtüşmenin 130 yıllık koloni yönetimine karşı bir isyana dönüşmesiyle başladı. 8 yıl süren savaşta 2 milyon köylü toprağını terk etmek zorunda kalırken 250 bin Müslüman Cezayirli yaşamını yitirdi. 1959 Küba Devrimi. Küba Devrimi 26 Temmuz hareketiyle birlikte kovulan
Batista rejimi yerine Fidel Castro önderliğinde yeni bir Küba hükümeti kurulmasıyla sonuçlandı. Süreç 26 Temmuz 1953 Moncada Kışlası isyanıyla başlar. 1 Ocak 1959'da Batista'nın kovulması ve Santa Clara, Santiago de Cuba şehirlerinin Fidel Castro, Che Guevara, Raul Castro liderliğindeki isyancılar tarafından ele geçirilmesiyle son bulur. Küba devrimi terimi, aynı zamanda kısaca Batista'nın devrilmesi ve sosyalist ilkelerin yeni Küba hükümeti tarafından uygulanmasını da belirtir. ...1959-1975 Vietnam Savaşı. Vietnam Savaşı veya 2. Çin-Hindi Savaşı, Doğu Bloğu ülkeleri olan Kuzey Vietnam, Çin ve Sovyetler Birliği ile Amerikan ve Amerikan destekçisi Antikomünist Güney Vietnam arasında yaşanan savaştır. Kore Savaşı'ndan sonra Soğuk Savaş'ın ikinci sıcak çatışması olmuştur. Amerika 1963-1973 yıl arasında savaşa dahil olmuş ve 60 bin kadar asker kaybetmiştir. Birleşik Devletler savaşı kaybetmiştir. Savaş sonucunda dünya genelinde anti-Amerikancılık yükselmiş ve Amerika kamuoyu savaşa girilmesini sorgulamıştır. Amerikan ordusu savaş sırasında işkence, tecavüz, toplu infaz, sivillerin öldürülmesi ve kimyasal silah kullanmak gibi pek çok savaş suçu işlemiştir. Belki de hakkında en çok film yapılan savaşlardan biridir Vietnam Savaşı. ...1967... Altı Gün Savaşı. Altı Gün Savaşı diğer adlarıyla Arap-İsrail Savaşı olarak anılır. İsrail ile Arap komşuları Mısır, Ürdün ve Suriye arasında başlayan ve 6 gün süren savaşa verilen addır. Arap İttifakı'na Irak, Suudi Arabistan, Sudan, Tunus, Fas ve Cezayir'de asker ve silah yardımıyla katılmışlardır. İsrail'in Golan Tepelerinde elde ettiği nihai zaferin ertesinde ateşkes imzalandı. Bu anlaşmada İsrail, Doğu Kudüs, Golan Tepeleri, Gazze Şeridi ve Sina Çölü'nü ele geçirdi. 68.300 metrekarelik bir alanı, Ürdün, Suriye ve Mısır topraklarını işgal eden İsrail sınırlarını 6 günde 2,5 kat genişletmiş oldu. Birleşmiş Milletler kararlarına rağmen de İsrail bu toprakları elinde tutmaya devam ediyor. ...1967-1970 Biafra Savaşı, Nijerya İç Savaşı. Nijerya İç Savaşı, diğer adıyla Biafra Savaşı, 6 Temmuz 1967-13 Ocak 1970 tarihleri arasında süren savaştır. Nijerya'nın güneydoğu illerinin Biafra Cumhuriyeti adı altında ülkeden ayrılmak istemesi sebebiyle çıkmıştır. Sınır tanımayan doktorlar örgütü, savaşın ardından 1971 yılında savaş sırasında kuşatılmış, Biafra'da çalışmış, Bernard Kouchner liderliğindeki Fransız doktorlar tarafından kurulmuştur. ...1971 Hint-Pakistan Savaşı. 1947'de Britanya Hindistan'ının bölünmesi ve Hindistan ve Pakistan'ın bağımsızlıklarını kazanmalarından bu yana İki Güney Asya ülkesi birbirine karşı tam 4 kez savaşmış ve sayısız kez sınır çatışması yaşamışlardır. 1971 Hindistan-Pakistan Savaşı hariç, direkt ya da dolaylı yoldan Hindistan ve Pakistan arasında gerçekleşen bütün savaş ve çatışmaların ana kaynağı Keşmir sorunu olmuştur. İki ülke arasında ilişkiler halen savaş ekseninde sürmektedir. 1974 Kıbrıs Harekatı. 20 Temmuz 1974'te Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kıbrıs'ta başlattığı askeri harekattır.
harekatın ilk ayağı Yunanistan hükümetinin desteğiyle gerçekleştirilen 15 Temmuz 1974 darbesinin ardından düzenlendi. 14 Ağustos günü başlatılan ikinci harekatla Kuzey Lefkoşa'da dahil olmak üzere adanın %37'sinin Türk kontrolüne geçmesiyle sonuçlandı. 140 bin ila 200 bin Rum adanın kuzeyinden, 42 bin ila 65 bin Türk adanın güneyinden göç etti. ...1979-1989 Sovyet-Afgan Savaşı. Sovyetler Birliği'nin Afganistan'a müdahalesi veya Sovyet-Afgan Savaşı, Sovyetler Birliği'nin Afganistan'daki Marksist hükümetin daveti üzerine Afganistan'a girerek İslamcı mücahitlere karşı savaştığı 9 yıl süren bir savaştır. Hindistan savaşta Afgan hükümetine destek vermiştir. Mücahitler ise Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan, Pakistan, Çin gibi bazı ülkelerden yardım almışlardır. Bu savaş, Soğuk Savaş'ın ve Hindistan-Pakistan mücadelesinin bir uzantısı sayılabilir. ...1980-1988 İran-Irak Savaşı. İran-Irak Savaşı, İran'da Tahmili Savaş veya Mukaddes Müdafaa, Irak'ta Saddam'ın Kadiyesi ve Arap dünyasında Birinci Körfez Savaşı olarak anılan 1980-1988 yılları arasında İran ve Irak arasında yaşanmış savaştır. Yaklaşık 1 milyon kişinin ölümüne, 2 milyon kişinin yaralanmasına, 150 milyar Amerikan doları maddi hasara, her iki ülkede ağır yıkımlara yol açmıştır. İran zaferleriyle başlayan savaş, İran'ın direnmesiyle yıpratma savaşına dönüşmüş ve galibi olmadan sonuçlanmıştır. ...1982 Falkland Savaşı. Falkland Savaşı 2 Nisan 1982'de Arjantin'in Falkland ve Güney Georgia adalarını işgal etmesiyle başlayan savaştır. 6 hafta süren savaşın ardından Arjantin teslim olmuş ve işgal ettiği toprakları terk etmiştir. Arjantin'de iktidardaki Leopoldo Galtier rejimi savaşın ardından devrilmiştir. Birleşik Krallık'ta ise Margaret Thatcher zaferin etkisiyle 1983 Birleşik Krallık genel seçimlerini ezici çoğunlukla kazanmıştır. 1990-1991 Körfez Savaşı. Körfez Savaşı veya Birinci Körfez Savaşı, kod adı Çöl Fırtınası Harekatı, 2 Ağustos 1990'da İran kuvveti işgal etmesiyle başlayan krizin sonucunda Amerikan öncülüğünde Birleşik Krallık, Fransa, Suudi Arabistan, Suriye, Mısır'ın da aralarında bulunduğu 37 ülkenin dahil olduğu koalisyon gücünün Irak'a karşı düzenlediği askeri harekattır. Irak, Kuveyt'i ilhak kararını kaldırmak ve savaş tazminatı ödemek başta olmak üzere bütün şartları kabul etmek zorunda kaldı. Bu şekilde Körfez Savaşı fiilen sona ermiş oldu. 1991 yılı Nisan ayının ilk haftasında İran, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından ortaya konan ateşkes şartlarını kabul ettiğine dair yazılı müracaatı ile de Körfez Savaşı resmen sona erdi. ...1991 Hırvatistan Savaşı. Hırvatistan Savaşı ya da Hırvatistan Bağımsızlık Savaşı, 1991-1995 yılları arasında Yugoslavya'dan bağımsızlığını ilan etmiş, Hırvat hükümetine bağlı birliklerle Sırp kontrolü altındaki Yugoslav Halk Ordusu ve yerel Sırp güçleri arasında gerçekleşen savaştı. Yugoslav Halk Ordusu, Hırvatistan'daki operasyonlarını 1992 yılında bitirdi. Savaş, Sırpların geri çekilmesi ve diğer ülkelerin de araya girmesiyle barışla sonlandı. Hırvatistan bağımsızlığını ilan etti.
1991 Sierra Leone İç Savaşı. Sierra Leone İç Savaşı 1991-2002 yılları arasında Sierra Leone hükümeti ile Liberya destekli devrimci Birleşik Cephe militanları arasında meydana gelen iç savaştır. İç savaş 11 yıl sürmüş olup 300 bine yakın kişi hayatını kaybetmiştir ve 2,5 milyon kişi mülteci statüsüne düşmüştür. 1991, 10 gün savaşı. 10 gün savaşı ya da Sloven Bağımsızlık Savaşı ya da bir diğer adıyla hafta sonu savaşıdır. Slovenya'nın 25 Haziran 1991 tarihinde bağımsızlığını ilan etmesiyle başlayan Yugoslavya İç Savaşı'dır. Savaş, Sloven Bölgesel Müdafası ve Yugoslav Halk Ordusu arasında Slovenya'nın bağımsızlığını ilan etmesi sebebiyle 1991 yılında yapılmıştır. 27 Haziran 1991 tarihinde başlayıp 7 Temmuz 1991 tarihinde Brioni Anlaşması'nın imzalanmasıyla son bulmuştur. Yugoslav savaşlarının başlangıcı olarak kabul edilmektedir. 1992 Bosna Savaşı. Bosna Savaşı Bosna Hersek'te 1 Mart 1992'den 14 Aralık 1995'e kadar sürmüş olan bir savaştır. 3 yıldan fazla süren bu savaş sırasında %110.000 kişi hayatını kaybetmiş, 2 milyon kadar insanın da yaşadığı yerden göç etmek zorunda kalmıştır. Bosna Hersek çatışmasında belirli amaçları doğrultusunda birbirlerine karşı direkt güç kullanan birincil taraflar Boşnaklar ve Sırplardır. 1994 Ruanda Soykırımı. Ruanda'da 1994 yılında yaklaşık 100 gün içinde 800 bin Tutsi ve ılımlı Hutu'nun aşırı uç Hutular tarafından öldürülmesi olayıdır. Katliam, Tutsi destekli isyancı Ruanda Vatansever Cephesi lideri Paul Kagame'ye bağlı güçlerce Hutu ağırlıklı hükümetin düşürülmesiyle son buldu. Ardından yönetimden güç alan Tutsilerin öç bahanesiyle saldırılması sonucu yüz binlerce Hutu komşu Zaire'ye sığındı. Fransa, soykırımı gerçekleştiren Hutu hükümetinin o dönem içerisinde en yakın dostu ve destekçisi olması sebebiyle Ruanda soykırımından en fazla sorumlu tutulan ülkedir. 1994 Birinci Çeçen Savaşı, diğer adıyla Çeçenistan Savaşı, Rusya Federasyonu ile Çeçen İçkerya Cumhuriyeti arasındaki Aralık 1994'ten Ağustos 1996'ya kadar süren savaştır. 1994-1995 yıllarında özellikle Grozny Muharebesi'nde zirveye ulaşan başlangıç harekatından sonra Rus kuvvetleri Çeçenistan'ın dağlık bölgelerinin kontrolünü ele geçirmeye çalıştı. Ancak daha üst konumda olduğu askeri sayısı, silah gücü, yakın hava desteği gibi faktörlere rağmen Çeçen gerilla savaşı ve düz arazilere yapılan baskınlar nedeniyle geri çekildi. Bunlar sonucunda oluşan Rus kuvvetlerindeki geniş çaplı demoralizasyon ve Rus kamuoyunun savaşa yönelik yaygın karşıtlığı, Boris Yeltsin hükümetinin 1996'da Çeçenlerle ateşkes ilan etmesine ve bundan bir yıl sonra barış anlaşması imzalamasına neden oldu. 1998 Kosova Savaşı. Kosova Savaşı veya 1998-1999 Kosova Savaşı, Yugoslavya Federal Cumhuriyeti Ordusu'nun bağımsızlık isteyen Kosova Kurtuluş Ordusu'na ve bu örgüt yanında yer alan milis güçlerine karşı yürüttüğü operasyon ve buna karşı NATO'nun başlattığı müdahaledir. NATO'nun Yugoslavya'ya karşı hava saldırılarına başlamasıyla
Yugoslavya kimliği altında Sırp ordusu ve milis güçleri tarafından Kosovalı Müslüman sivillere karşı etnik temizlik girişimi başlatılmıştır. Anlanak TV bilginiz olsun diye 20. yüzyılda yaşanan savaşları sizlere aktarmaya çalıştım. 20. yüzyıl savaşları almanağının sonuna geldik. Yeni bölümlerde buluşmak ümidiyle. Savaşsız bir dünya dileğiyle. Almanak TV, bilginiz olsun.